Eyvah. Bu da fazla da kaynadığı zaman kahve evet. kıvamına geçiyor. Öyle mi? Tabii. Daha mı iyi oluyor? Bu sefer şey Nescafe gibi oluyor. Hmm. Daha farklı bir şey oluyor. Şey yaparsanız kendiniz ona göre evet. ayarlayabiliyorsunuz. Çektim mi? Çayımızı tadalım. Fındık. Yaş fındık. Yermişçesine olan bir tat. Evet. evet. Fındık kabuk şeyi var değil mi? Evet ha, var. Tadı var. Buruna geliyor kokusu zaten. Geliyor evet. evet. Ihlamurumsu tadı da var. İçtikten evet. sonra dilde yayılıyor. Yayılıyor. Tadı önce kokusu geldi. Fındık kabuğunun kokusu geldi burnuma. Sonra içtikten sonra anımsadım. Dilimde anımsadım kokuyu. Ondan sonra ikinci içişimde daha iyi anladım. Yani içilebilir bir kesinlikle kaygı. Bence iyi. Harika. Kesinlikle ben de katılıyorum. İçilebilir. Bir ıhlamurumsu bir tadı da var. Fındığın o yaşken yediğiniz aromasını da hissedebiliyorsunuz içinde. Aynen. Yani içilebilecek bir kıvamda. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı. Bence ilginç ve güzel. Yayılabilir yani. Şimdi ben 11 yıl önce bu organik tarıma başladığım için yaprak, fındığı niye yakılsın diye ben düşündüğüm zaman kendim kafamda bir tasarı yaptım. Bir sabaha kadar bir düşünme tarzıyla fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demleme aklıma geldi. Demledim. Aa baktım çay rengi geldi. Bu sefer içtim. Ve de çok güzel oldu. Ve de beni içtikten sonra da rahatlattı. Sinirsel olarak. Ve de neden olmasın diye fındık kabuğundan bu çayı ben kendi elimle, kendi şu anda da hanımefendilere sundum. Hanımefendiler de burada, kendileri de tattılar. Evet. Artık karardı onun. Ha, benden sonra, bundan sonraki işte laboratuvar aşaması, bunun herhangi bir işte hanımefendinin dediği gibi öğütülüp bir normal bir çaya getirilip niye demlik olarak içilmesi? İçilmemesi için de bir sakınca yok. Biz bunları atıyoruz. Atmamıza gerek geri yok. Dönüşme. Geri dönüşüm olarak doğaya biz doğadan gelenle doğayla biz yaşamamız lazım. Bunun da ben fındık kabuğunun bu çayla olacağını düşündüğüm için bu çayı buldum.